Sayın Rektörüm, değerli öğretim üyeleri, değerli konuklar ve bizi izleyen değerli paydaşlarımız. 2015 yılı Üstad Konferansı'na hoş geldiniz. Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Alaaddin Alpacı'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi sizlere Doktor Cavit Çıtak'ın kızı Sayın Esra Çıtak Güvenen'i huzurlarınıza davet ediyorum. Şimdi bir kasabada çok kibar bir insan varmış.
içinde de sesi titriyor, elleri titriyor. Yok, olacak, mümkün değil. Neyse, derken hanım durmuş içeriden. Bizim böyle iyiden yakalıyor şimdi. Zaten millet de duyuru oldu. Ne yapıyor, ne yapıyor falan dedi. Düşünüyor falan. Neyse, bunu yatırmış. Sabaha kadar da çalışmış. Olmuyor, her neyseymiş, tamam olmuş. Yiymiş bu. Meclisin bulundu, tutmuş. Gelmişsiniz buraya, meclise. Teker teker milletvekilleri şuraya çıkıyorlar. Ondan sonra herkes açıklamaları bildi işte. Ne anlatıyorlarsa ben de bir milletvekilleri sürecini. Yeni milletvekilleri. Sıra Necmi amca gelmiş. Necmi amca çıkmış. Bir bakmış ki kaç kişi şimdi mecliste çok özür dilerim. 360 mı milletvekilimiz? Hatta yapmak istemem. He? 500 hiç bilmiyorum. Hiç bilmediğim süreç maalesef. İnşallah oralarda size bir insanlar olur. Kıymetlerimiz çok var yanlış anladım. 550 tane gözü ikiye kattı en büyük gözü. 1100 tane gözü görünce bizim Necmi amcanın eli ayağı her gün kesilmiş. Aksın aksın aksın. Gözler bakıyor aynı gözü. Demiş ki buraya kadar geldiğinde ne söyleyeceğimi bir Allah bilen miydi? Ama demiş buraya çıktım artık söyleyeceğimi sadece Allah bilir. Şimdi hakikaten bazı insanların sahneye çıktıklarında bunu inşallah kullanırsınız bu arada. Çok kullanılan bir fıkradır. Sahneye çıktığında bir şey anlatmayı beceremeyen insanları çok kullandığım bir fıkra. Bir defa eğitimlerde bu fıkrayı anlatıyorum. Şimdi çok değerli insanların fıkrasında insan çok heyecanlanıyor ve ben de çok heyecanlıyım. Çünkü buradaki arkadaşlarımın bazıları belki de ne kadar değerli olduklarını benim onların değerli gördüğüm kadar bilmiyorlardır. Babamla birlikte ben fabrikalarda oldum, fabrikalarda büyüdüm. Üretim süreçlerinin bir memlekete, bir insanın hayatına nasıl etki ettiğini çok iyi biliyorum. Ve burada oturan arkadaşlarım bu süreçlerde ne kadar önemli rol oynayabileceklerini belki bazılarından daha iyi hayal edebilirim. O yüzden çok heyecanlıyım. Şu anda ellerim titriyor. Bakma fikrimi anlıyorum. Gerçekten titriyorum. Metin Hocam'ın geleceğini öğrendiğimde de çok heyecanlandım. Bir Türk'ün, bir insanın, bir makine mühendisinin hangi ufuklara uçabileceğini görmeyi. Bunu çok mutluyum. Artık İlker Hocam sayesinde aşk deniyordu konferanslarımız. Defaatle çocukların Metin Hocam'ın konferansını dinleyeceğini biliyorum. Ben birçok listeye üniversiteye haber verdim. Kendileri kayıttan fizik, kimya hocaları izleyecekler, matematikleri izleyecekler. Haber vermeye devam edeceğim. Çünkü Atatürk'ün dediği gibi tatlı mücadalar yok, saklı mücadalar var. Yolu satır, bütün vatan gibi sefer bütün dünya. Hakikaten bütün dünya ve dünyanın çok temiz insanlara ihtiyacı var. Bizim birinci özellikle temiz olmamız lazım. Geçmişte öyle hocalar var ki 500 kitap yazmışlar. Ben geçenlerde bir profesör arkadaşıma sordum. Kaç kitap yazdın dedim, 50 bin. Bilmiyorum, belki daha fazla yazan vardır. Ben dedim, 500 kitap yazmışlar. Şimdi benim buradan anladığım insan önce çok temiz oluyor olması lazım. Ondan sonra da elinde ne iş varsa, ne iş yapabiliyorsa da onun ilgili uç uçabildiği kadar. Yani hayal edebildiği kadar. Dünyada ne değiştirmeyi düşünüyorsan düşünebildiği kadar. Bunun ilk uçucağı. Ama şunu biliyorum ki, şöyle bir insan olmak istiyorum. Ve dilerim ki sizler de öyle bir insan olursunuz. Ne iş yaparsak yapalım diyelim ki bir çaycıyız. Azrail geldiğinde şunu demek istiyorum. Bir dakika dur, bir dakika dur. Şu çayları bir daha atayım, işimi bitireyim, ondan sonra gideceğim. Gerçekten ben bir insanların hizmet ehli olduğunu düşünüyorum. Babam da öyle bir insandı, Allah kayınla rahmet eylesin. Üzeri Bey de öyle biriydi, Allah kayınla rahmet eylesin. Bütün memlekete hizmet edenlerden, insanlığa hizmet edenlerden Allah razı olsun. Sizleri yetiştiren annelerden, babalardan Allah razı olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Esra Çıtak Güven'e teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Şimdi de minyatür robotlar konulu konferansı sunmak üzere Sayın Profesör Doktor Metin Seti'yi sahneye davet ediyorum. Merhaba, herkese iyi günler. İsim biraz azıcık bozuk ama herhalde herkes diyebiliyor net olarak. Öncelikle Bekan Bey'e ve İlker, Profesör İlker'e çok teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel konferansta sizinle yaptığımız çalışmaları paylaşmak benim için bir onur ve aslında ve mutluluk. Çünkü İTÜ'de o kadar yakın olduğum halde kaç yıl kampüse ilk defa geliyorum. O yüzden çok iyi oldu benim için. Direkt başlayabilir miyim yoksa? Hocam sizin elinizden öngeçliğinden bahsetmek istiyorum. Tamam, buyurun. Kendisi Mantıvan Eylül'ü Atatürk Sistemler Fiziksel Zeka Bölümü Stuttgart, Almanya'da direktör olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Karnegie Dinlenme Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Facebook ABD'de profesör olarak çalışmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Fizik ve Elektrik Teknoloji Bölümleri'ni eş zamanlı bitiren Profesör Seti, yüksek lisans tamamlamıştır. 1994-1996 arasında marketinde robotik bölümünde çalışmaktan sonra Doktor Eğitim'in Doğuş Üniversitesi'nde 1999 yılında bitirmiştir. Sonrasında bir süre Kaliforniya Üniversitesi Dörtmeyi'de araştırmaya devam eden de 2002 yılından bu yana Karnegie Mellon Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Robotik Üniversitesi'nin kurucu olduğundan robotik laboratuvarında ve bir robotik merkezinde çalışmalarını sürdürmektedir. Robotik yaptığı çalışmalarla 2017 SDI Green Nano Engineering Project Bölümü, 2017 Science Foundation Kader Bölümü ve 2017 IBM Smart Planet ödülünü almıştır. Ay, teşekkür ederim. Buyurun hocam, söz sizin. Yaptığım için Türkçe kelimeler anlamında sorunlu olabilir. Kusura bakma, şimdi özür diliyorum. İngilizce kelime bazen tek tük kullanabilirim. Ama elimden geldiğince Türkçe konuşacağım tabii. Bahsettiği gibi İstanbul'dan sonra Japonya, San Francisco, Pittsburgh gibi dünya turu devam ediyor. Şimdi Almanya, Türkiye'ye bayağı yaklaştım. O yüzden umarım bundan sonra daha çok ortak çalışma ve olanaklar değişik eğitimsel ve araştırmasal olacak Türkiye ile. Bugün çalışma konumuz olan minyatür robotlar konusunda size yaptığımız çalışmaları ve bu konuda olan değişik uygulamalardan bahsedeceğim. Öncelikle bu alan nedir? Robot, sanırım tabii buradaki insanların çoğu değişik alanlardan geliyor. Kısaca robot çalışmalarının bahsettikten sonra kendi özel konum olan hareketli küçük boyutta, milimetre, santimetre boyutunda ve hatta mikrometre boyutunda olan çok yeni ve gelecekte büyük devrimsel uygulamalar yaratabilecek küçük robotlardan bahsedeceğim. O yüzden önce robotlarla başlayalım. Kelime olarak robot nereden geliyor? Bilmiyorum kaç kişi biliyor bu robot kelimesinin nereden geldiğini. Genelde her türlü şeyin, bir sürü şeyin kaynağı aslında tarih ve sanat. Ve bunun ilk geldiği aslında kelime olarak robot kelimesi bir oyundan geliyor. Bilmiyorum duydunuz mu? Bu oyunda robot kelimesi ilk defa kullanılıyor. Ve kullanılmasının anlamı zorla çalıştırılan işçi anlamına geliyor. Ve Çek oyun yazarı Karel Kapek 1920 yılında bu oyunu sahneye çıkartıyor. Ve burada gördüğünüz insana benzeyen bunlar, aslında çalışanlar bir robot. Oyunda robota deniyor bunlara, Çekçe. Ve bu oyundan sonra robot kelimesi artık literatüre yerleşiyor ve şu an bize yardımcı olan, bizim için çalışan, hizmet eden, insana benzemesine gerek olmayan ama tabii bu oyunda olduğu gibi cihazlar, araçlar artık robot olarak tanımlanıyor. O yüzden robot tanımına bakarsanız, tabii bu eski bir tanım. Ansiklopedide bahsedilen tanım genelde mesela şu an örneğini gördüğünüz Honda'nın yaptığı insana yine benzeyen robotlar var biliyorsunuz büyük boyutlarda.
Bu robotların önemli özelliği programlanabilmeleri, hatta bir daha programlanabilmeleri. Her zaman programla değiştirebiliyoruz bunların ne yaptığını. Ve daha sonra fiziksel olarak hareket edip, yani bir şekilde eylem olması gerekiyor ve belli görevleri başarmaları gerekiyor. Dolayısıyla düşünürseniz robot kavramı ve tanımı aslında dinamik olarak her zaman değişiyor. Şu an arabanız bile bir robot haline dönüşebilir. Eğer araba kendi kendine programlıyorsa yaptığı işleri ve size yardımcı oluyorsa aslında gelecekte bir robota dönüşmüş olabilecek. Dolayısıyla bu tanım gittikçe daha da detaylı ve değişik hale gelecek. Yine ilk defa görüntüsel olarak robota benzeyen örnek Çek oyunundan sonra 1927 yılında Alman yönetmen Fritz Lang'ın Metropolis filminde oldu. Bu filmde bir kadın robota dönüşüyor. O yüzden görüntüsel olarak yine ilk robot kavramları sanattan geldi. Şimdi ben genel robotlardan kendi konum olan küçük robotlara geçmek istiyorum. Tabii ilk sorumuz, niye robotları küçük yapalım? Neden küçük olsunlar daha da? Bunun değişik nedenleri var. Bir tanesi bunlar örnek, mesela yutulabilen tıbbi robot ya da duvara tırmanan robot örneği resimleri bunlar. İlk nedenimiz, eğer küçük bir yere girmek istiyorsanız küçük olmak zorundasınız fiziksel olarak, değil mi? Mesela midenize girmek istiyorsanız küçük bir kablo ancak girebilir ya da küçük bir robot girebilir. Ya da bir damar düşünün. Ana damar ya da kapiler gibi küçük damarlar, bunların boyutuna göre sizin içine girebilecek cihazın da o kadar küçük olması gerekiyor. Dolayısıyla robotlar gittikçe çok daha küçük alanlara girmeye başladığı için, mesela tıbbi uygulamalarda ve değişik mesela tübün içerisinde değil, nükleer bir plant yerde, reaktörde tüplerin içini şey yapmak istiyorsunuz, çatlak var mı diye kontrol etmek istiyorsunuz. Onun içine sokacağınız robotun da küçük olması zorunlu. İkinci neden de sizin cep telefonlarında olduğu gibi her şey gün geçtikçe daha da küçükleşmeye başlıyor. Çünkü böylece daha taşınabilir hale geliyor. Ve o yüzden aynı neden robotlarda da var. Biz robotları artık koca robotlar değil de elimizde yanımızda taşıyabileceğimiz, her yere götürebileceğimiz, çok hafif ve aslında hızlı çalışan ve görece de ucuz olan robotlar olarak üretmek istiyoruz. Bunun bir önemli diğer avantajı da eğer küçük robotları çok sayıda üretirsek doğada da olduğu gibi göstereceğim sonra çok sayıda robot yapabiliriz. Mesela bu odaya yüzlerce robotu yerleştirsek, şu an bu görüntüleri kaydetse, değişik yerlere gidebilseler, bir sürü size yardım ışıkları değiştirebilseler gibi bir sürü önemli yararları olabilir. O yüzden tabii ki ana motivasyonumuz bu küçük robotları yapıp yeni robotları özellikle tıp alanında büyük bize yararları olacak insanlığa. Daha sonra biyo mühendislik, üretim teknolojileri, doğayı izleme, dediğim gibi değişik zor girilen yerlerde tarama yapma ve sorunları bulma, barajlarda ya da nükleer santrallerde, uzay araştırmalarında bayağı önemli çalışmalarda kullanılıyorlar ve kullanılacaklar. Şimdi dediğim gibi ben derste de anlatırken bu konuları, sanat bize bir sürü esinlenme kaynağı yaratıyor. Aslında bakarsanız Hollywood gibi bir sürü sinema sektörü bir sürü yeni fikirleri önce filmlerde gösteriyorlar. Ve küçük robotların ilk defa görüntüsü olarak bizim aslında hayatımıza girmesi bu Muhteşem Yolculuk denen 1966'daki film. Bilmiyorum hanginiz gördü. Deniz altı küçülüyor bir belli bir teknolojiyle, sonra onu insan içine şey yapıyorlar, iğneyle koyuyor, yerleştiriyorlar ve çünkü bu önemli bir politik insan, beyninde strok oluyor, yani felç olacak, kan pıhtısı damarı kapatıyor, bu robot küçülüyor ve insanlar o denizaltıyla insan içinde hareket edip beyne ulaşıp onu lazerle temizliyorlar. Bu tabii ki bilim kurgu tamamen ve bilim kurgu o yıl görüntüsel bilim kurgu Nobel'in Oscar'ını alıyor. Bu bize ilk defa insanlara görüntüsel olarak böyle şeylerin bir gün mümkün olabileceğini ve insan hayatında çok önemli yeni şeyler yapabileceğini gösteriyor. Bu da 87'de daha yeni ama aynı konunun görüntüsel olarak biraz daha ilerletilmiş hali. Dolayısıyla bakarsanız aslında Hollywood bilim adamlarından fikirleri alıyor, bunları film yapıyor.
Biz bunları gerçeğe geri dönüşene kadar bu filmler sayesinde insanlar da motive oluyor. Ve dolayısıyla aslında bakarsanız bir sürü şu anki filmler bilim adamlarından direkt esinlenmiş durumda. Yani o yüzden Hollywood filmlerine bakın, bütün gördüğünüz hatta Jurassic Park'taki şeyler, dinozorlar aslında bazıları robot. Gerçekten robot. Yani ve onu yapanlar da profesörler. Dolayısıyla bilim adamlarına yakın olmak yaratıcılık anlamında hem sanatta hem de tabii ki teknolojide çok büyük faydalara sahip. Şimdi gerçeğe dönelim. Bilim kurgudan ve sanattan. Doğaya bakalım. Doğada küçük sistemler ne yapıyor? Önce onu bir anlayalım. Mesela amiba denen tek hücre. Gördüğünüz bu hücre içinde nöron yok. Tamamen bir hücre duvarı var. İçinde bir sürü organeller var. Ve bu hücrecik tek başına bu bitki hücresini algılıyor. Burada algılayıcıları var. Sonra onu yakalamak için şeklini değiştiriyor ve yüzeyde hareket edebiliyor. Ve en son gördüğünüz gibi böyle parmaklaştırarak vücudunu bu bitki hücresini içine alıp yiyor. Bu inanılmaz bir komplike bir sistem. Bu küçük yaratık hem çevresini algılıyor, hem denetimsel olarak vücudunu şeklini değiştirip bir eylem yaparak, en son olan görevi olan, action yaparak görevi olan, o bu hücreyi yeme olan görevini yerine getiriyor. Bunu yapabilmek bu boyutta çok aslında inanılmaz bir şey. Çünkü burada bir sürü içinde hücrenin değişik hareketli motorlar var ve aynı zamanda prosesler var. Ve bunları şu an robotlarla yapabilir miyiz diye kendimize soruyoruz. Çünkü burada hiçbir nöron bazlı bizim normalde kullandığımız böyle hesaplama yöntemleri yok. Tamamen her şey fiziksel ve kimyasal. İkinci enteresan örnek doğada küçük yaratıklar. Tabii küçük olunca insan her zaman, tabii yaratıklar her zaman kısıtlı özelliklere sahip oluyor. Ama ne yapmaya başlıyorlar o zaman? Ortak çalışmaya başlıyorlar. Mesela bu büyük bir incir parçasını bir tanesi çalışamazken bir grup haline gelip atıyorum 8 tanesi ortak şekilde bu artık şeyi parçayı taşıyabiliyor. Dolayısıyla küçük sistemleri doğada bakarsak ortak çalışma özelliği çok genel ve aslında olmak zorunlu. Hatta çok sayıda yaparsanız mesela burada bakterileri görüyorsunuz, salmonella bakterilerini. Bunları sıvıya çok sayıda koyarsanız burası aslında kaotik gibi gözüküyor ama çok dikkatli bakarsanız aslında burası çok düzenli bir şekilde akışkan hareketler yaratan bir sürü halinde yaşayan bakteriler. Şu gördüğünüz akışkanlık periyodik hareketler bu sürünün birbiriyle koordine olup sıvıyı öyle hareket ettiriyorlar ki çünkü çok sayıda olursanız ne yapıyorsunuz? Yemeği hemen tüketiyorsunuz. Ama böyle yarattığınız vortexler sayesinde dışarıdan yemeği içeriye çekerek içeride de hala yaşamaya devam edebiliyorsunuz. Yani küçük hayvanlar ve hücreler ortak çalışarak yaşama devam etme yolunda çok önemli, çok akıllı davranıyorlar. Ama bu akıllılık kişilerin akıllılığının ötesinde beraber ortak çalışmanın akıllılığından kaynaklanıyor. Şimdi dolayısıyla küçük sistemlerde gördüğünüz değişik bir şeyler var, davranışlar var. Bunun biraz fiziğine inelim. Ne oluyor? Küçük olunca siz neyiniz değişiyor? Yani düşünün bir bebekle bir büyük insan arasında bile mekanik anlamda bir sürü farklılıklar var. Ama benle mesela benim 1000 ya da 100 bin kat küçük olan boyuttaki bir mesela hücrenin arasında ne tür farklılıklar var? Şimdi fizik anlamında ana değişiklik şöyle düşünelim. Tabii ne oluyor? Geometrik olarak önce siz küçülüyorsunuz değil mi? Mesela metre boyutunda bir balinayken siz küçülüyorsunuz, bir bakıyorsunuz mikron boyutunda yani milyon defa küçük bir hücreye dönüştüğünüzü düşünün. Şimdi bu size ne tür farklılıklar yaratacak fiziksel olarak? Şimdi alanınızı düşünün, yüzey alanınız ve hacminizi düşünün. Yüzey alanınız geometrik küçültmenin karesiyle küçülürken hacminiz küpüyle küçülüyor. Ne demek? Ben küçüldükçe benim alanla hacim oranım artıyor. Yani benim aslında alanla ilgili, bütün yüzey alanımla ilgili özelliklerim, benim hacimle ilgili olan özelliklerimi geçmeye ve bastırmaya başlıyor. Dolayısıyla yüzey kuvvetleri, sürükleme kuvvetleri, sürtünme kuvvetleri gibi yüzey alanıyla alakalı küçük boyutlardaki kuvvetler, sizin normalde alıştığınız atalet kuvveti, mesela bunun şu an en önemli şeyi ağırlığı.
ve bunun ataletiyle ilgili olan kuvvetler bir sürü diğer kuvvetleri, mesela havanın şu anki sürtünmesiyle ilgili olan kuvveti domine şekilde şey yaptığı için, etkilediği için mesela bu hayvan, metre boyutundaki olan balina atalet kuvvetini kullanarak suyun dışına zıplayabiliyor. Siz bir bakterinin suyun dışına zıpladığını hiç gördünüz mü? Olabilir mi fiziksel olarak? Mümkün değil. Çünkü neden? Hareketli olabilse bile bu kadar, bunun ağırlığı o kadar küçük ki bir iğme yaratıp suyun dışına çıkması için gereken kuvvet mesela yani inanılmaz iğme gerektiriyor. O yüzden mümkün değil. Dolayısıyla yüzey alanlarının yarattığı kuvvetler hacim kuvvetlerini şey yapıyor, bastırıyor ve bu da bir sürü değişiklik getiriyor fiziksel bir şey davranışında. Mesela örnek olarak akışkanlardan bahsedelim. Mesela bu hayvan balina yüzerken biliyorsunuz arka şeylerini, yüzgeçlerini periyodik olarak hareket ettirdiği zaman turbulent akışlar yaratarak kendini çok etkili bir şekilde ileri itebiliyor. Ama bu kadar küçüldüğünüz zaman şimdi her şey özellikle viskoz kuvvetler o kadar domine hale geliyor ki atalet kuvvetine göre sanki bir balın içinde yüzüyormuşsunuz gibi hissetmeye başlıyorsunuz artık. Şimdi balın içindeyseniz kuyruğunuzu böyle hareket ettiğinizde bakıyorsunuz ki bir ileri gidiyorsunuz, bir geri gidiyorsunuz, bir ileri bir geri. O zaman artık ileri gitmek için yeni bir metot bulmanız lazım. O zaman ne yapmış bakteri? Bakmış ki etkili tabii evrimle böyle helix şeklinde kuyruk yaratmış kendine ve tabanında bunun bir biyolojik şey var, motor var ve bu motor bunu döndürüyor çok hızlı bir frekansta, saniyede 100 defa ve bu balın içinde yarattığı bu viskoz force kuvvetlerle öyle bir şekli var ki sizi ileri itiyor çok hızlı bir şekilde. Ve bunlar, bu bakteriler boyutlarına göre 50 defa daha hızlı boyutuna göre hareket edebiliyor şey görece hızlı anlamında. Ama bir balinaya bakarsanız gerçek hızı hızlı olsa da vücuduna göre olan göresel hızına bakarsanız çok daha yavaşlar. Dolayısıyla küçük sistemler daha hızlı hale geliyor. Ve bu dediğimiz gibi viskoz gibi sürtünmesel gibi yüzey kuvvetleri çok domine hale getiriyor fiziği. Bu demek ki mekanik ya da bir sürü modelleme ve tasarımda yeni fiziğe çok dikkatli bakmanız lazım. Bu birinci büyük değişiklik. İkincisi de siz bir sistemi, yine dediğim gibi cep telefonu düşünün. Ne kadar küçültürseniz içine koyabileceğiniz işletici, içine koyacağınız mesela pil gibi bir sürü her türlü eleman tabii ki çok kısıtlı hale geliyor boyutundan dolayı. Bir pili ne kadar küçük yaparsanız onun hayatı da o kadar küçülüyor tabii ki. Ve işin kötüsü hacmiyle yine küp gibi orantılı olduğu için ya bir pili 10 defa küçülttüğünüz zaman zamanı neredeyse tahmin ediniz 1000 defa kısalıyor. Dolayısıyla aslında küçük telefonlar gittikçe daha az sürede pilleri bitiyor. Dolayısıyla bu bir sürü kısıtlamalar getiriyor. Aynı zamanda haberleşme anlamında, etrafı algılamak anlamında her türlü özellik kısıtlı oluyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi ortak çalışmayı yeğliyorlar. Bunların dışında üçüncü farklılık da bu fiziksel ve bir sürü diğer kısıtlamalardan dolayı bu küçük robotları artık siz bildiğiniz gibi normal yollarla tasarlamıyorsunuz. Yeni tasarlama yöntemleri, modeller, üretim metotları ve aynı zamanda denetim metotları geliştirmeniz gerekiyor. Şimdi bunlarla ilgili size örnek vereceğim belli projelerden. Bu bizim Carnegie Mellon'da, Amerika'da yaptığımız projelerin değişik örnekleri. Gördüğünüz gibi bazı robotlar milimetre boyutunda, santimetre boyutunda işte uçan, kapsül olan, su üstünde hareket eden ya da duvara tırmanan. Bazı robotlarımız da şu an yeni çalıştığımız robotlarda hatta dediğim gibi çok daha gözle görülmeyecek kadar küçük. Şimdi bunların nasıl tasarlandığıyla ve ne tür farklılıkları olduğuyla ilgili size biraz daha detaylı bilgi vereyim. Şimdi bu küçük robotlarda, özellikle milimetre boyutundaki robotlarda örneklere girmeden önce başta da örnek verdiğim gibi yani doğaya bakmak yeni problemleri çözerken gerçekten bize bir sürü çok yararlı ilham kaynağı verebiliyor. Bizim buna dediğimiz kavram Amerika'da şu an doğadan esinlenme ya da biomimetics diyorlar bazen. O biraz daha kopyalamaya gidiyor. Onu pek sevmiyoruz çünkü doğayı hiçbir zaman kopyalayamayız.
Onun kadar çünkü daha komplike değiliz. Ama doğadan çok şey öğrenebiliriz. Dolayısıyla benim grubumda ve başka büyük değişik gruplarda doğadaki hayvanlara bakıp küçük boyutlarda bunlar bizim gerçekten çalıştığımız hayvanlar. Bunların evrimle nasıl komplike dış dünyadaki bayağı dinamik olarak devamlı değişen bir dünyada, komplike bir sistemlerde nasıl çok akıllı bir şekilde, çok etkili bir şekilde ve hızlı bir şekilde yaşayabildiklerini ve hayatta kalabildiklerini öğrenmek istiyoruz. Çünkü bunlardan dolayısıyla eğer nasıl bu tür ortamlarda davrandıklarını öğrenirsek, nasıl duvara tırmandıklarını, su üstünde koştuklarını anlarsak, o zaman robotlar için de yeni fikirler geliştirebiliriz. Burada önemli olan dediğim gibi evrim ne yaptı? Doğal seleksiyon yöntemleriyle, seçme yöntemleriyle bir optimizasyon yaptı ve size yaşamak için yeterli düzeyde çözümler öğretti. Bir de burada önemli olan nokta şu, yeterli düzeyde. İnsanlar genelde çok hırslı olduğu için sanıyorlar ki doğa aslında en iyi çözümü buldu. Biz aslında mükemmeliz. Tamamen yanlış. Doğa yalnızca yaşayabildiği kadar gelip orada duruyor. Ama baktığı ortam tabii daha da zorlaştı, yine kendini iyileştiriyor. Fakat hiçbir zaman en iyiye gitmiyor, iyi olduğu kadar iyiye gidiyor. Dolayısıyla bu hayvanlar da olduğu kadar iyiler, süper değiller. Ve bir olduğu kadar iyilik özelliklerinden biz bunları adapte ederek yeni tasarımlar, yeni robot sistemleri üretebiliriz. Ve bu açıdan şimdi örneklerini vereyim. Duvara tırmanmayla başlayalım. Mesela diyelim ki bir projeniz var ya da yeni robot üretmek istiyorsunuz. Duvara tırmansın ve mümkün olduğunda da küçük olsun. Şimdi ne yapalım? O zaman bir önce tırmanmanın bir fiziğine bakalım. Ne oluyor? Tırmanan hayvanlar ne yapıyor? Şimdi bir örnek sincap mesela ya da biz bile duvara tırmanırken diyelim ki yukarı doğru tırmanıyoruz. Ne tür kuvvetler çok etkili burada? Tabii ki ilk önemli kuvvet ağırlığımız her zamanki gibi. Şimdi ağırlığımız benim tırmanma uzaklığıma göre duvarla ne yapıyor? Şimdi bir aşağı doğru sizi çekiyor. Ne olması lazım? Sizi dengeleyen ayağınızda bir sürtünme kuvveti olması lazım ters yönde ki dengenizi sağlayabilirsiniz. Bu bir. İki, aynı ağırlık buradaki moment kolundan dolayı sizi aşağı doğru düşürmeye çalışıyor. Değil mi? O zaman ne yapacaksınız? Ön ayaklarınız ya da elleriniz sizi duvara doğru çekmesi lazım. Çünkü siz duvara doğru kendinizi çekici bir kuvvet yaratmazsanız aşağı doğru düşeceksiniz. Dolayısıyla burada bir çekici kuvvet olması lazım denge açısından, moment dengesi açısından. Burada da sürtünme lazım. Dolayısıyla hayvanların ayakları ve robotların ayakları da ona göre ön tarafta duvara doğru çekilecek. Arka tarafta itebilir, sorun değil. Ve de tabii ki mümkün olunca duvara yakın olun. Çünkü duvardan ne kadar uzak olursanız o kadar daha çok moment olacak. O yüzden tırmanan hayvanlara ve insanlara bakarsanız mümkün olduğunca duvara yapışırlar. Çünkü böylece bu uzaklık minimize olur. Şimdi bu güzel. Bu yukarı çıkarken tavanda tırmandığınızı düşünün. Öyle hayvanlar görüyorsunuzdur. Bu sefer sürtünmeyi unutacağız. Ne olacak? Bütün ayaklarınız sizi duvara doğru çekmek zorundalar. Yoksa yere düşersiniz. Çünkü orada artık sürtünme bile o kadar önemli değil. Bir de aşağı doğru inerken düşünün. Bir sincap aşağı inerken gördünüz mü hiç? Ayaklarına dikkat ettiniz mi? Bir dahaki sefere dikkatle bakın. Ne oluyor aşağı inerken ayaklarında? Hiç dikkat eden oldu mu? Ayakta yine aynı yerde mi duruyor? Aynı şekilde mi duruyor? Tırmanırken böyle tırmanıyoruz. Eğer aşağı doğru inseydiniz ne yapacaktınız? Ayaklarınızı ters çevirmeniz lazımdı. Ve sincaplar gerçekten ayaklarını ters çeviriyorlar. O yüzden kediler yukarı iyi çıkıyorlar ama aşağı iyi inemiyorlar çoğu. Aşağı zıplıyorlar. Yalnızca bazı vahşi kediler evrimle ayaklarını döndürmesi gerektiğini anlıyor ve ayaklarını döndürerek aşağı inebiliyorlar. Neyse, yani dolayısıyla bunları anladıktan sonra artık yavaş yavaş tasarıma başlayabiliriz. Ama dediğimiz gibi burada en önemli nokta ne? Benim ayaklarımın yüzeye yapışması lazım. Eğer yapışmazsam ben düşerim. Bir de ağırlığım çok her şeyi etkilediği için tabii ağırlığınızı minimize edeceksiniz. Bir de tırmanmanın en kötü yanı bir hata yaptınız, neredeyse öleceksiniz. Çünkü düştüğünüz zamanki çarpma olayı maalesef ölümcül. Dolayısıyla mümkün olduğunca güvenlikli bir şekilde tasarlamanız lazım robot. Şimdi duvara yapışmak için ne yapacağım? Ne yapabilirim? Doğaya yine bakalım. Doğada yapılan ve bizim de yaptığımız ilk kenetleme kuvveti yaratabilirim. Ne yaparım? Yüzeyde pürüz varsa orayı tutarım. O beni duvara yapıştırır. Mesela bildiğiniz bu cırt cırt dediğimiz Türkçe'de teknoloji aslında
şeylerden, bitkilerden esinlenmiş ilk defa. İsviçreli bir mühendis ilk defa keşfediyor bunu 1950'lerde. Bakıyor ki köpeğin üstünde bu bitkiler köpeğine yapışmış tüyüne devamlı. Adam buna bir bakıyor. Gerçekten çünkü ne var? Bir böyle çengelli yapılar var. Bu köpeğin tüyüne giriyor ve çıkmıyor. Siz zorla çıkartıyorsunuz onu. Bu bitkilerin geliştirdiği evrimsel yöntemle ne oluyor? O zaman tohumlar bir yerden bir yere hayvanlar sayesinde taşınıyor. Neyse o yüzden mühendisler bunu anlayıp yeni bir malzeme geliştirdiler. Buna erkek deniyor bu fiberlere ve bunlar da dişi denen şeyler, elastik looplar. Bunlarla birbirine çok iyi kenetlenebiliyor. Buna kenetlenme kuvveti deniyor. Yalnız bunun tek sorunu diğer yüzeyin pürüzlü ve ya da böyle kenetlenebilir olması. Eğer siz düz bir cama tırmanacaksanız maalesef bu çalışmıyor. Dolayısıyla bunu şimdilik eğer yüzey pürüzlü değilse kullanamıyoruz. Şimdi ikinci prensip de vakum yöntemi. Aslında bu şu an mühendisler çok kullanılıyor. Makine mühendislerinde duvara tırmanma yöntemlerinde ya da yapışma yöntemlerinde kullanılan bir yöntem. Mesela ahtapotlarda biliyorsunuz ayaklarında aktif olarak vakum yaratabiliyorlar. Ve o yüzden size eğer dalgıçsanız bir ahtapot yapışırsa çok tehlikeli çünkü bayağı güçlü. Şimdi bunun tek sorunu da çok kuvvet gerektiren bir metot yapıştırmak için. Mesela duvara yapıştınız, her zaman vakum uygulamak zorundasınız. Eğer vakum uygulamazsanız o yine düşeceksiniz. Bu büyük robotlarda çok iyi çalışıyor. Şu an biliyorsunuzdur binaları temizleyen, gökdelenleri temizleyen robotlar geliştirildi dünyada. Bunlar genelde vakum kullanır. Çünkü kablolarla bağlıyorsunuz kocaman robotu. Arkadan koca bir pompayla vakum uyguluyorsunuz devamlı ve böyle zaman robot camları temizleyebiliyor. Dediğim gibi bu iyi bir metot büyük robotlarda ama küçük robotlar için maalesef çok fazla ağırlık ve alet edevat gerektiriyor. Başka bir yönteme bakalım. Bu kurbağalara bakın. Mesela bu kurbağalar ve değişik başka böcekler ayaklarında bizim terimiz gibi sıvılar salgılıyorlar. Ve bu sıvılar duvar yapışmalarını çok iyi artırıyor. Mesela düşünün ki aslında bizde bile yani bazen terimiz ya da bir kağıt tutmak istediğiniz zaman elinizde yaladığınız zaman eliniz daha yapışkın hale geliyor. Bu da aynı yöntem ama bunlar devamlı bunu salgılıyorlar. Bu da çok iyi bir ilginç bir yöntem, yeni bir yöntem. Ama bunun tek sorunu o zaman her zaman bir sıvı olması lazım. O da tabii ki yine robot anlamında çok kolay değil. En son yöntem yine evrimsel olarak hayvanların geliştirdiği. Ayaklarda tüyler de yaratabilirsiniz. Bizim saçlarımız da tüy değil mi aslında? Her tarafımızda bizde de tüy var evrimsel olarak. Ama bizim tüylerimiz yapışmaya göre optimize olmamış. Fakat gekolar gibi kertenkeleler evrimle ayak tüylerini yapışkan hale getirmişler. Ve işin iyi yanı bunlar kuru. Sıvıya gerek yok. Ve yalnızca yapılarından dolayı, küçük yapılarından dolayı yüzeye çok iyi yapışabiliyorlar. Ve biz bunlara baktığımız zaman hangisi en iyi gözüküyor? En iyisi bizim bulduğumuz yeni ve aynı zamanda en küçük robotlara uygulanabilecek yöntem bu tüyler. O yüzden biyologlarla beraber önce hayvanları çalıştık Berkeley'deyken. Bu kertenkeleler çok iyi duvara tırmanabiliyorlar. Önce tabii ki yapılarına bir bakalım. Ayaklarına eğer elektron mikroskopuyla bakarsanız gördüğünüz gibi tüyleri görmeye başlıyorsunuz. Bizim saçımızdan çok küçük değiller. Nasıl diyeyim? 10 defa daha küçükler. Ama sonlarına doğru 100 bin defa daha küçük, daha küçük tüylere dönüşüyorlar. En uçlarına da sanki böyle vakum tüşeleri gibi, kafaları gibi böyle değişik yapılar var. Ve bunlar 100 nanometre gibi çok çok küçük boyutlara kadar iniyorlar. Yani çok hiyerarşik bir yapı var. Ve burada hiçbir sıvı yok. Her şey kuru. Bir sürü çalışmadan sonra anladık ki bunlar tamamen dokunmayla moleküller arasındaki Van der Waals gibi moleküler çekimden dolayı yüzeye yapışabiliyorlar. Tabii ki moleküler çekim her zaman var. O yüzden her şey yapışabiliyor bu hayvanlar. Ama tabii ki önemli olan sorun ne kadar çok alanla yüzeye değdiğiniz, ne kadar çok yüzeye değerseniz o kadar çok kuvvet yaratabiliyorsunuz. Ama bunlara bakarsanız 100 nanometre, o zaman kuvvet çok küçük. Ama eğer sizin milyarlarca tüyünüz varsa o küçük kuvvetler toplanıyor, birbirlerine eklediğiniz zaman çok büyük bir kuvvete dönüşebiliyor. Bu hayvanların yaptığı bu. Bir sürü yüzeye çok yüksek çekme kuvvetiyle ve tabii ki önemli olan tırmanma sırasında bir defa yapışmıyorsunuz. Uhu gibi yapışamazsınız. Çünkü neden? Yeniden elinizi ve ayağınızı ayırıp bir daha yapışmanız lazım. Dolayısıyla bunlar çok defa tekrarlanabilen yapışma yöntemleri.
Ve de yüzeye hiçbir zaman bir sıvı ya da bir şey bırakmıyor, başka bir arkada iz bırakmıyor. Ve de kirliliğe karşı çok dayanıklılar. Mesela hayvanın deneylerinde bakın, ne kadar büyük bir hızla duvara tırmandığı, yani inanılmaz. Doğadaki en büyük, en ilginç duvara tırmanan hayvan. Yani şu an bu 30 defa yavaşlatılmış. Yani benim odamda vardı bir tane böyle kendi hayvanım. Kaçtı bir defa, yani bir saniyede duvarın tepesinde gidiyor. Yani o kadar hızlı bir hayvan. Demek ki ayakları saniyede neredeyse 50 defa yapışıp ayrılıyor. O kadar hızlı. Ve de ne kadar güçlü olduğunu, mesela bir deney sırasında kazayla baş parmağı yüzeye yapışıp kalıyor hayvanın ve hala bütün ağırlığını taşıyabiliyor. Düşünsenize mesela kendi baş parmağınızla taşıyabildiğinizi kendinizi. Tabii büyükken bu olmuyor yine. Neden? Küçültme yöntemleriyle baktığınız zaman, siz küçüldüğünüz zaman ağırlığınız küple küçülüyor. El alanınızda alanla küçülüyor. Dolayısıyla küçük sistemlerde parmakla yapışmak mümkün ama büyük sistemlerde mümkün değil. Tabii şimdi eğer parmağınız yapışkansa nasıl ayıracaksınız yüzeyden? Bir de öyle bir sorun var. Güzel, çok güzel yapıştı ama bu kadar hızlı gitmek için de hayvanın yaptığı, yine yavaşlatılmış bir filmden gördüğünüz gibi parmaklarını, çok esnek parmakları var, arkaya doğru şey yapıyorlar, yüzeyden yırtıyorlar. Bu çok etkili, böyle olunca çok az kuvvet harcıyorlar. Dolayısıyla bu hayvanlar çok az kuvvetle yüzeye yapışıp ayrılabiliyorlar. Ve de işin iyi yanı, bir defa yapıştılar mı, bir daha kuvvet uygulamadan orada günlerce durabiliyorlar. Dolayısıyla enerji anlamında çok az enerji harcıyorlar. Biz de bu avantajları çalıştıktan sonra ve yapılarının biyolojik olarak nasıl işler gördüğünü anladıktan sonra sentetik olarak birebir yapıların boyutları ve malzemeleri aynı olmadan bunları ürettik. Detaylarına girmiyorum nasıl detaylı ürettiğimizi ama bir yaptığımız tüyler yaratıp mikron boyutlu burada ve elastik malzeme kullandık. Ve uçlarını hayvanın uçlarında gördüğünüz gibi bu şekilde biz buna şey diyoruz, mantar gibi diyoruz ama aslında mantar tam değil ama neyse. Ucu mantar gibi büyüyen uçlar yaptıktan sonra değişik metotlarla bu tür yapıları sentetik olarak üretebiliyoruz. Bir startup şirketi kurdum Facebook'ta. Şu an yakında ürünleri piyasada göreceksiniz. Çok radikal bir ürün olacak çünkü düşünün ki bir tape, yani bir bant yüzeylere yüzlerce binlerce defa yapıyorsunuz ve yeniden yapışıyor. Yani yeniden kullanılabilen, çok sayıda yapışabilen yeni yapıştırıcılar endüstride çok değişik yerlerde. Mesela kıyafetlerde şu an spor firmalarıyla çalışıyoruz. Mesela şu an düğme çok ilkel bir yöntem. Yüzlerce yıllık bir metot değil mi? Mesela o yüzden cırt cırt kullanılıyor falan ama onlar da belli sorunları var. Bu yeni malzemeyle mesela istediğiniz şekilde diyelim ki biraz şımarladınız. Bunu açabiliyorsunuz ya da biraz zayıfladınız. Ayarlanabilir şekilde yapılabilecek yeni yapışkan ve çok sayıda çalışan yapışkan gibi yeni malzemeler piyasaya çıkacak yakında. Bunun nasıl çalıştığını biraz daha göstereyim videoyla. Bu yandan video. Gördüğünüz mikro tüyler önce tip uçlarıyla yüzeye değiyorlar. Gördüğünüz gibi kuru bir dokunma yöntemiyle uçlar atomik kuvvetlerle birbirine yapışıyor. Ve elastik oldukları için de esneyebiliyorlar çok yüksek yüzeylerle. Ve de gördüğünüz gibi her fiber birbirinden bağımsız. Hiçbir şekilde birisi yüzeyden aldığı zaman diğerini etkilemiyor. Bu çok önemli. Bildiğiniz gibi fracture mekanikte aslında düzeyler continuous, yani sürekli olursa bir yerde crack başlarsa her yere yayılıyor. Ama discrete dediğimiz böyle ayrı fiber gibi yüzeyler olduğu zaman evrim anlıyor ki bu çok daha iyi. Neden? Bir fiber kırıldığı zaman diğerini direkt etkilemiyor. Sen kuantum fiziği gibi hepsinin bir enerjisi var ve o enerjiyi vermeden crack'te onlar ayrılamıyor. Dolayısıyla ayrılmaları daha zor. Ve hayvan yapıştığı zaman o yüzden onun yüzeyden ayrılması da daha zorlaşıyor. Bu şekilde sentetik yapılarda öyle aynı şekilde çalışıyor. Tabii bunların ne kadar iyi çalıştıklarına dair karakterizasyon yaptık. Onların detayına girmeyelim. Ama daha böyle görsel demonstrasyon olarak mesela 1 santimetre kare bu tüyleri alırsanız, sentetik tüyleri, yüzeye tavanda yapıştırdığınız zaman yarım kilo ağırlık taşıyabiliyorsunuz pürüzsüz yüzeylerde. Eğer dik yüzeye koyarsanız da hatta daha da fazla ağırlık taşıyabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla bunlar gerçekten çok yapışkan malzemeler. Ama aynı zamanda da 5000 defa aynı malzemeyi yapıştırıp yüzeyden ayırırsanız
neredeyse performans hiç değişmiyor. Dolayısıyla çok sayıda kullanılabilen yeni malzeme haline geliyor. Şimdi tabii bizim bunun ilk yapma nedenimiz robotlardı. O yüzden size robot örneği göstereyim. Bu duvara tırmanan tank dediğimiz şekilde tasarlanmış tırmanma robotları. Değişik ödüller aldı çünkü bu robot kendi boyutlarında en küçük robot ve çok değişik manevralar yapabiliyor. Gördüğünüz gibi değişik tahta ya da metal ya da duvar gibi yüzeylere tırmanabiliyor. Çok değişik üç boyutlu engellerden geçebiliyor. O yüzden modüler dediğimiz tasarım, gördüğünüz gibi bir tane tank yok, iki tane tank. Aralarında esnekliği olan bir eklemle birbirine bağlılar ve de kuyruğu var robotun, hayvanlarda olduğu gibi. Kuyruk aslında çok önemli. Kuyruk neden var duvara tırmanırken? Çünkü yani düşmeyi engellemek için kuyruğunuzu bastığınız zaman yine sizi duvara doğru gerçekten yapıştırabiliyor. Ve gördüğünüz gibi çok büyük engellerden kolayca geçebiliyorsunuz. Değişik bir tasarımda burada yine gördüğünüz gibi tüyler burada. Bu da daha çok manevra özelliği çok daha iyi tasarlanmış bir tırmanma robotu. Burada da gördüğünüz gibi dönen ayaklar var. Ve her dönen ayakta da çok dik eksendedir. Hemen pasif olarak dönebileceği bir eklem var. Dolayısıyla çok güzel hemen manevra yapabiliyor. Ve gördüğünüz gibi duvara tırmanabiliyor ve boyutu şu kadar, dediğimiz avucunuzun içine sığabilecek ama üstünde her türlü elektronik programlanan, habersiz haberleşmesi olan bir robot. Bunu kim destekledi? NASA uzay uygulamalarında mesela uzay mekiği yüzeyinde arıza var. Mesela bu robotları gönderiyorsunuz ve yüzey üzerinde gidip arızanın nerede olduğunu buluyor. Hatta tamir etme gibi değişik araçlar kullanarak tamir etmemiz bile mümkün. Aynı zamanda Boeing destekledi. Mesela uçaklarda da biliyorsunuz tarama yapmak çok önemli. Bir sürü çünkü yine sorunlar çıkıyor bildiğiniz gibi. O yüzden tarama robotları olarak bunlar komplike uçak, uzay mekiği, binalar ya da barajlar gibi sistemlerde kullanılabilir. Onun dışında da başka robotlar da bunu zevk olarak kullanıyoruz. Mesela bu insana benzeyen bir robot. Ve normalde eğer siz de kendiniz gibi dediğim gibi parmaklarınızda benim manipüle edebileceğim cisimler, çok iyi manipüle edebileceğim cisimler var. Ama bir kağıda almak çok zor bir aslında manipülasyon problemi. O yüzden insanlar genelde yapamıyor. Biz nasıl yapıyoruz? Dediğim gibi parmağımızı yalıyoruz, o zaman kağıda yapıştırıyoruz. Aynı fikirle bu robota bir parmağına bizim yapıştırıcıyı koyduk. Ve bir anda bu robot normalde daha önce tutamıyordu çünkü çok inceydi kağıtlar. Bu yapıştırıcıyla bunları tutup bir parmağıyla yapıştırıyor, diğer parmağıyla da yüzeyden ayırıyor. Ve böylece robotların yetenekleri artmaya başladı. Dolayısıyla malzemeler robotların geleceği açısından çok önemli. Ne kadar iyi ve akıllı malzeme geliştirirsek o kadar daha iyi robotlar üretebiliriz. Şimdi tırmanmadan su yüzeyine gidelim. Biliyorsunuz su yüzeyinde hareket dini ve bir sürü felsefi yöntemlerle bayağı bir sihirsel bir olay. İnsanlar her zaman Leonardo'nun zamanından itibaren su üstünde yürümeyi, koşmayı hep istediler. Ama hayvanlar bunu gerçekten yaptı. Neden yaptılar? Çünkü bazı hayvanlar su üstünde yaşıyorlar. Mesela bu böcekler ya da bu örümcekler su üstünde yaşadığı için su üstünde durmak zorunda ve aynı zamanda su üstünde yürümek zorunda ya da koşmak zorunda. Mesela bu kertenkele de öyle, su üstünde koşuyor. Ve bazı kuşlar da çiftleşme sırasında bir erkek ne kadar güçlü olduğunu göstermesi için su üstünde eğer koşarsanız bakıyor dişi, tamam bu iyi erkek diyor, onunla eşleşiyor. Dolayısıyla bazı kuşlar bunu o açıdan kullanmış evrimde. Hatta biliyorsunuz bazı hayvanlar da bunu davranışsal olarak eğlence için kullanabiliyor. Şimdi bu böceklere ve şu kertenkeleye kısaca bakalım. Niye ve nasıl yapıyorlar bu hareketi su üstünde? Bu su yürüyücüsü denen böcekler, bilmiyorum hiç gördünüz mü, göllerde ve nehirlerde çok oluyor bunlar. Su üstünde baktığınız zaman ayakları hiçbir zaman suyun içine girmiyor. Neden? Bunların mikroskop altına bakarsanız yine tüyler var. Ve bu tüylerin üstünde wax, mum gibi bir tabaka var ve bu tabaka suyu itiyor. Yani suyu itme yöntemi dediğimiz su iten malzemeler, mesela plastikler genelde suyu sevmez. Siz şimdi suyu sevmezseniz ne oluyor? Ayaklarınız o kadar küçük ki artık boyun dediğimiz yani acımsal olarak yukarı itme önemli değil. Çünkü bacaklarınız çok ince.
Ama öyle bir kaplıyorsunuz ki suyu iten bu malzemeyle bir anda su sizi geri yönde itiyor. Ve bu itme yöntemiyle vücudunuzun ağırlığını dengeliyorsunuz. Hatta şu iki bacakla da bakarsanız burada hayvan bir şekilde ayaklarını böyle eliptik bir yörüngede hareket ettiğinde su üstünde resmen kayıyor. Böyle bir hareketle ve böyle bir itme yöntemiyle hem su üstünde durabiliyor hem de hareket edebiliyor ve biz de bunu geliştirerek bu robotu ürettik. Bu robotun kullandığı su üstünde gitme enerjisi o kadar düşük ki, yani botlara göre ve diğer bildiğimiz motorlarla ve jetlerle olan yönteme göre çok çok az enerji kullanıyor. Ve çok sessizler. Hiçbir ses yok. Jetlerde biliyorsunuz kavitasyondan dolayı bir sürü ses var. Şimdi bu kertenkeleye baktığınızda da bunda ses var çünkü daha büyük bir hayvan. Ve su üstünde harbiden koşabiliyor bu hayvan. Bu bir artık bir şey değil, yani bir sihir değil. Bunun fiziği de tamamen akışkanlar mekaniği. O yüzden akışkanlar mekaniğini iyi öğrenin. Burada gördüğünüz, eğer robota baktığınızda daha iyi gözüküyor. Çünkü hayvanı tabii görüntülemek çok zor. Ama bu yavaşlatılmış videosu. Şimdi en sonunda gerçek hızını göreceksiniz hayvanın. Eğer yeterince hızlıysanız, ayağınızı belli yörüngede hareket ettirirseniz, belli bir frekansta, aslında insan bile koşabilir su üstünde. Ama insan için gereken frekans ve gereken enerji o kadar büyük ki mümkün değil. Fakat bu robot bunu yapabiliyor. Ne yapıyor? Ayağıyla yüzeyi şaplak yapıyor. Sonra yüzeyi, sıvının yüzeyini böyle eğiyor. Ve tabii ki o sırada sürükleme kuvvetleriyle yukarı doğru bir kuvvet oluşuyor. Ve o yine vücudunu kaldırıyor yukarı doğru ve ileri doğru da itiyor. Ama bunu çok yavaş yaparsınız elinizle. Ne oluyor? Bu hava kabarcığı olan, açılan hava kabarcığı yavaş olduğu zaman kapanıyor. Dolayısıyla elinizi dışarı çekerken negatif su kuvveti daha önce gelen pozitif kuvveti götürüyor ve dolayısıyla siz elinizi kaldıramıyorsunuz. Ama elinizi çok hızlı yaparsanız gördüğünüz gibi bu hava kabarcığı, hava açığı hiçbir zaman kapanmıyor. Dolayısıyla negatif kuvvet o kadar az oluyor ki artık pozitif olarak kuvvet yaratmanız mümkün. Dolayısıyla bunun fiziği tamamen akışkanlar mekaniği ve sürükleme kuvvetlerinin doğru şekilde kullanılması ve dinamik, tamamen dinamik. Yavaş bir sistem bunu yapamıyor. Şimdi bir de uçmaya gidelim. Aslında en zoru uçma. Çünkü duvarı tırmanırken ayaklarınız yapışkan, en azından onlar size yardımcı oluyor. Uçarken maalesef ağırınızı kaldırmanın tek yöntemi kanatlarınızla yeterince akışkanlar mekaniği yaratmanız. O da tabii ki çok komplike eğer küçükseniz. Eğer küçük mesela böceklere bakarsanız inanılmaz havada manevralar yapabiliyorlar ve havada biliyorsunuz durabiliyorlar. Havada durmanın yöntemi mesela burada diyelim ki yemek yerken bu böcek baktığınız gibi neredeyse vücudu hiç hareket etmiyor değil mi? Havada donup durabiliyor. Çünkü bunu yapmasının nedeni yukarıdan baktığınız ve yandan baktığınızda kanatlarını çok hızlı bir frekansta yine belli bir yörüngede hareket ettiriyor ve sırf yörünge böyle değil, aynı zamanda kanatları döndürmek zorunda. Yani dolayısıyla çok komplike bir kanat hareketi var. İki boyutta ve onun dışında da çok frekans olarak ne kadar yüksek frekans varsa o kadar çok daha iyi kaldırabiliyor. Mesela sivrisinekler saniyede 1000 defa kanatlarını çırpıyorlar. Ve o duyduğunuz ses aslında sivrisineğin kanatlarının mekanik vibrasyon sesi. Dolayısıyla biz bunları anlayıp bunlardan robotlar üretmek istedik. Berkeley'deyken ve Carnegie Mellon'deyken. Tabii bunları önce aerodinamik olarak anlamak gerekiyor ve gerçekten komplike, çünkü çok hızlı oldukları için zamana bağlı olarak bu havanın akışı devamlı değişiyor. Dolayısıyla belli yöntemlerle mesela daha büyük boyutta bir kanat yapıp eğer çok yoğun bir yağın içine koyarsanız aynı akışkanlar dinamini elde edebiliyorsunuz. Ve burada o büyük kanadı hareket ettirdiğiniz zaman dediğim yörüngeyle, böyle değişik bu 8 şeklinde olan yörüngeyle hareket ettirdiğinizde büyük olduğu için buraya algılayıcılar da koyarak gerçek aerodinamik kuvvetleri ölçebiliyorsunuz. Bu kırmızı oklar ansal kuvvetleri gösteriyor. Gördüğünüz gibi genelde kuvvetler pozitif. İşin ilginç yanı kanadınızı aşağı doğru giderken ve geri götürürken kuvvetler neredeyse her zaman pozitif. Kuşlar öyle değil mesela. Bakarsanız büyük kuşlara, onlar da kanatlarını aşağı yukarı doğru çırpıyorlar.
onlar aşağı çırparken kuvveti pozitif oluyorlar. Ama yukarı her zaman negatif olduğu için dikkat ederseniz kuşlar kanatlarını yukarı doğru götürürken içine doğru çekiyorlar ki şeyi azaltsınlar, negatif kuvveti azaltsınlar. Ama böceklerde, küçük hayvanlarda kanatlarını çırparken hem aşağı giderken kanatlar pozitif kuvvet yaratıyor hem de yukarı giderken. Bu çok farklı bir aerodinamik analiz ve mekanizma. Dolayısıyla daha çok şey yaratabiliyorlar, kaldırma kuvveti yaratabiliyorlar. Bu tür bir sürü detaylı çalışma yaptıktan sonra tabii ki şimdi yapacağımız şey bunu nasıl sentetik olarak, robotsal olarak yapabiliriz. Kanatları görüyorsunuz ve bu kanatlarda önemli olan bu kısmı çok sert olmak zorunda. Çünkü bu hareketi yaparken en çok aerodinamik vortexler orada oluşuyor. Eğer orası yumuşaksa o zaman kanat bir sürü o vortexleri yitiriyor. Dolayısıyla bakarsanız böceklere ve aslında kuşlar da aynı şekilde burası çok sert oluyor. Ve aşağı doğru gidince yumuşuyorlar. Aşağıda yumuşak olmasının da iyi yanı döndürürken kendisi elastik olarak deforme oluyor ve o deforme olması aerodinamik olarak daha çok avantaj sağlıyor. Bunlar tabii çok komplike mekanizmalar. Neyse onları aldıktan sonra bu robotu lazerlerle ürettik. Şimdi bu kanatları çok ince yapmak zorundasın çünkü ağırlığın çok az olması lazım. Bunlar karbon fiberler. O da biliyorsunuz gibi çok sert ve çok hafif bir malzeme. Dolayısıyla yeni malzemeler kullanıyorum, kompozit malzemeler. Lazerlerle kesip çok hassas bir şekilde. Sonra bunları tabii ki elimizle şu an üretiyoruz. Sonra da burada gördüğünüz motorlar, bu eksenle bağlanıyorlar kanada ve kanadın burada bir tane de yay var. O yay, onun dönme hareketini sağlıyor. Yani biz motorla kanadı düz hareket ettiriyoruz ama kanadın dönmesi atalet kuvvetiyle kendisi döndürüyor çünkü burada bir yay var. Şimdi bunu nasıl çalıştığını şöyle göstereyim videoda. Ama ondan önce de tabii şimdi soru, uçmak istiyorsanız havada, bir sürü boş olduğunuz için havada, değişik eksenlerde vücudunuzu döndürme kuvvetlerini doğru ayarlamanız lazım. O yüzden yaptığımız her iki kanada ayrı motorla hareket ettirdiğiniz zaman birisinin büyüklüğüyle, kanadının açma büyüklüğüyle diğerini kontrol edebiliyoruz ayrıca. Mesela birisi ne kadar çok hareket eder, diğeri daha az hareket ederse o zaman buradaki kuvvet buradan daha fazla oluyor. Dolayısıyla vücudu böyle döndürüyor. Mesela burada döndürme eksenini de kaydırabiliyoruz iki motor olduğu için. Mesela öne doğru kaydırırsanız kanadın hareket etme şeklini, yörüngesini, bu sefer öne doğru bir force'ların kuvvetlerin yeri değişiyor. Dolayısıyla bu sefer robot öne doğru eğilebiliyor. Yani böylece iki kanadı kullanarak, birbirinden bağımsız bir şekilde hareket ettirerek biz bu robotu havada kontrol edebilmemiz lazım. Bu da yavaşlatılmış videosu. Çünkü bu kanatları çok hızlı dediğim gibi hareket ettiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi kanatları çarptığımız zaman, bir böyle hareket ettirdiğimiz zaman kendisi yaydan dolayı otomatikman dönüyor ve şu an havaya kalkabiliyor. Bu büyük bir başarı çünkü aynı mekanikle biz bu robotu havaya kaldırabiliyoruz. Şu an ana yapmaya çalıştığımız projede nasıl bunu denetleyebiliriz? Çünkü gördüğünüz gibi bunu şu an hiç denetlemiyoruz. Şu an yalnızca hareket ettiriyoruz. Hiçbir geri besleme ve algılama denetimi yok şu an. Gördüğünüz gibi kalkabiliyor ama stabil değil, kararlı değil. Dolayısıyla sizin algılayıcılar kullanarak, böcekler bir sürü görüntüsel ve iğmesel algılayıcı kullanarak uçma hareketini denetliyorlar ve şu an Almanya'da o sistemi geliştirdik ve şu an bunu kontrol etmeye çalışıyoruz. Bu ilginç bir, çok komplike bir problem çünkü dediğim gibi hız çok fazla. Şimdi bu uçma ve tırmanma gibi değişik hareketlerden sonra yeni baktığımız başka bir projede bu vampir yarasası. Neden? Çünkü hayvanlarda bunlar yerdeki ineklerin, koyunların kanını hemen vampir yarasalar. Dolayısıyla çok yerde yaşamak zorundalar. Ama bir tehlike sırasında yerden uçmaya geçmeleri sırasında dikkat ederseniz kanatları hayvanın ayak gibi kullanıyor, zıplıyor, sonra kanatlarını açarak uçuyor. Dolayısıyla bizim şu an yapmaya çalıştığımız yeni projeler de hayvanlara bakarsanız hayvanlar yalnızca uçmuyor, yalnızca tırmanmıyor. Hayvanlar hem uçuyor hem tırmanıyor. Dolayısıyla robotlar nasıl aynı anda hem değişik hareketleri yapabilirler, onunla uğraşıyoruz. Burada özel baktığımızda zıplamayla uçma arasında
Dediğimiz gibi bu hayvanlar zıplamayla uçmayı kanatlarının tasarımından dolayı çok güzel evrimle geliştirmişler. Biz de bu çok komplike robotu geliştirdik. Gördüğünüz gibi kanatlarında yaylar var. Bu hayvan gibi kanatlar önce ayak görevi yapıyor. Robot zıplıyor çok yükseğe. Sonra buradaki bu durumda pasif olarak sürükleme kuvvetleriyle kanatlar açılıyor. Ve bu kanatları doğru tasarlarsanız çok iyi uçabiliyor. Dolayısıyla çok komplike bir çevrede olduğunuz zaman bu robotla buradan zıplayıp uçarak çok az enerji harcayarak uzun mesafelere gitmeniz mümkün. Şu an yine bu Almanya'da bu robotu geliştiriyoruz ve kontrol etmeye çalışıyoruz. Son milli robot örneği olarak da bu kapsül robotlar. Bunlar tıbbi amaçlı kullanıyorlar. Şu an NIH bizi destekliyor. Bu robotun başında bir kamera var ve yutuyorsunuz bunu, midenize gidiyor. Midenizin içerisinde üzerinde de manyetik malzemeler var. Ve dışarıdan da büyük bir manyetik alan, büyük bir mıknatısla doktor içerideki kapsülün hareketini kontrol edebiliyor. Mesela dışarıdan döndürünce içerideki manyetik malzemeden dolayı da uyguladığımız torktan dolayı da gördüğünüz gibi robot da yüzey üzerinde yuvarlanıyor. Ve doğru yere geldiğinde mıknatısın hareketiyle dışarıdan yine kontrolle mesela bunları bu eksende birbirine bastırıyoruz ve içindeki ilacı doktor istediği yere gördüğünüz gibi ejekte edebiliyor. Dolayısıyla bu soft dediğimiz yumuşak robot dışarıdan manyetik kontrolle insan içinde ilaç verme, kamerayla görüntü alma gibi uygulamalarda kullanılacak. Şurada gösterdiğim video, gerçek video. Midede gördüğünüz gibi dışarıdan kontrolle bu robot hastalıklı bölgeler, mesela şurada bir hastalıklı bölge çıkacak birazdan. Onları normal endoskopin yaptığı gibi yapabiliyor. Gördüğünüz gibi burada bir kanser alanı var. Fakat büyük farklılığı şu, hiçbir zaman kablo yok. Bunu yutuyorsunuz, size hiçbir bunun verdiği bir rahatsızlık yok. Ve dolayısıyla ileride bu tür teknolojiler tıbbi anlamda hayatımızı çok kolaylaştıracak. Biliyorsunuz eğer endoskopi yaptırdıysanız çok aslında acı veren yöntemler. O yüzden önce bir ilaç alıyorsunuz acıyı hissetmemeniz için ve kablosuz çok rahatsız ediyor. Ama bu tür kablosuz robotlarla insan içinde normal kablolu robotların ya da cihazların yaptığı işlevleri biz artık yapabilecek hale geldik. Şu an bu robot domuzlar içerisinde deneniyor. Çünkü biliyor musunuz domuzların sindirim sistemi insanlarla aynı. O şekilde dolayısıyla yaptığımız domuz deneyleriyle daha sonra insan deneylerine geçebileceğiz. Okey, şimdi bunlar hepsi milimetre boyutlu robotlar. Bunları üretme yöntemi dediğim gibi lazerlerle ya da değişik üç boyutlu yazıcılarla yapılabiliyor. Ama soru, daha da küçük gitmek isterseniz ne olacak? Hatta gözle görülemeyecek kadar küçük robot yapabilir miyiz? Şimdi onunla ilgili en son bir örnekler vereyim. Tabii ki o kadar küçük giderseniz, şimdi sorun şu olacak, en önemli sorun, bunları biz nasıl enerji vereceğiz ve nasıl hareket ettireceğiz? Şimdi o yüzden yeni yöntemler geliştirdik. Bir tane örnek, gerçek hücreleri alıyoruz. Şimdi biyoloji çalışmalarına girdik. Grubumda aslında 3-4 tane biyolog var. Hatta 2 tanesi de Türk. Önce hücreleri değişik ortamlarda büyütüyoruz. Bu gördüğünüz pembe alanlar, bu bakterilerin kendisi. Ve bu bakteriler çok sayıda burada var, mikron boyutlarında. Sonra bizim robotları yüzeylerini mühendislik yöntemleriyle bakterilerin yapışması açısından pozitif ya da negatif alanlar yaratıyoruz. Ve buraya koyduğumuz zaman bakteriler kendileri yapışıyorlar. Ve sonra bu robotları buradan aldıktan sonra belli bir sıvı yüzey içerisine koyduğumuz zaman bu gördüğünüz burada gördüğünüz küresel robot bu bakterilerin hareketi sayesinde yüzmeye başlıyor. Tabi tamamen biraz stokastik çünkü biliyorsunuz bakteriler normalde stokastik şekilde yüzen mikroorganizmalar. Şimdi bunun avantajı ne? Çünkü bu bakteriler hem hareket ettiriyor robotu hem de bakterilerin bildiğiniz gibi bir sürü algılama yöntemleri var. Mesela bir etrafta yiyecek varsa o yiyeceği hissediyorlar ve oraya doğru gitmeye çalışıyorlar. Belli hastalıklarda belli kimyasal sinyaller var. Eğer bu bakterileri genetik olarak mühendislik yöntemleriyle değiştirirseniz o hastalığın kimyasal sinyalini hissedebiliyor ve yakınına geldiğinde direkt oraya doğru gidebiliyor. Dolayısıyla bizim robotların yapmak istediğimiz yöntemi hastalıklı bölgeleri bulmaları. Bir de yeni bir yöntemle de aynı zamanda yapıştıkları sentetik malzemeyi manyetik yaptık. Dışarıdan manyetik alanla yönünü kontrol ediyoruz robotun.
Bakteriler de diğer türlü itiyorlar. Burada çok ilginç bir kooperasyon var. Yani propasyon dediğimiz doğru gitmesini robotun bakteri yapıyor, yönlendirmesini de manyetik alan yapıyor. Dolayısıyla insan içine yuttuğunuz zaman, bu büyük bir proje, Amerika'da desteklenen bir proje. Yapmak istediğimiz milyonlarca bu bakterilerin yapıştırdığımız mikrorobotları hastalıklı bölgeye ejekte edip, bunlar kendileri o hastalıklı bölgeyi hissedip, oraya doğru hepsi birleşecekler ve orada da uzaktan kumandayla belli ilaçları o bölgeye hedefli olarak vermek istiyoruz. Bu tıbbi alanda çok önemli biliyorsunuz çünkü ilaç içtiğiniz zaman ilaç her yere gidiyor ve dolayısıyla vücudunuza bir sürü yerde zarar veriyor. Ama eğer o ilacı biz kendimiz hareketli ettirip gerekli yere bilinçli olarak gönderebilirsek o zaman diğer alanlara hiçbir zarar vermeyecek. Dolayısıyla o tür robotlar geliştiriyoruz ve bu tür şeyleri yakında ya da uzun vadede tabii ilaç uygulamalarında kullanmak istiyoruz. Şimdi bu bayağı biyolojik bir yöntem. İkinci ve son yöntem de daha malzemesel bir yöntem, sentetik bir yöntem. Maksettiğim gibi eğer robotları manyetik malzemelerden üretebilirsek, burada lazerle kestiğimiz bir manyetik mikrobotu görüyorsunuz ve dışarıya manyetik alanları kontrol eden bir cihaz yaparsak, dışarıdan o kapsül örneğinde gördüğünüz gibi hatta daha da küçük robotları içeride hareketleri kontrol ettirebiliriz. Mesela MRI biliyorsunuz MRI şeyleri, cihazları çok yüksek boyutta dışarıdan manyetik alanlar kullanarak sizin bütün vücudunuzu 3 boyutta çok güzel görüntüsünü alabiliyor. Ve aynı MRI cihazını şu an biz Almanya'da robot olarak kullanıp insan içinde aynı zamanda manyetik malzemeleri aktif olarak robot olarak hareket ettirmeye çalışıyoruz. Mesela bir örnek olarak bu manyetik malzemeyi %100 üzerinde kaydırabiliyoruz. Bunun yöntemi de robotu önce kaldırıyorsunuz manyetik malzemeyi. Sonra da belli bir frekansta onu titreştiriyorsunuz. Ama bu titreşimi simetrik değil de asimetrik yapıyorsunuz. Asimetrik olursa da bu robot yapışıyor ve kayıyor ve %100 üzerinde hareket ediyor. Ve boyutu da bu kadar. Bu gerçek paranın boyutu. Gördüğünüz gibi bu aslında sanki bir toz parçacığı boyutundaki bu robot tamamen bilgisayar tarafından kontrol edilen bir robot. Mesela şurada daha örneğini göstereyim. Burada yıldız şeklindeki bu manyetik robot şuradaki bir parçayı tamamen yine bilgisayar kontrolünde manipüle edip bu deliklere sokabiliyor. Yani gerçekten bunlar tamamen programlanabilir robot sistemleri artık. Ve bunlar hayal değil. Ve bu robotun boyutu neredeyse gözle görülemeyecek kadar küçük boyutta ve sıvı içerisinde çalışabiliyorlar. Sıvı içinde olunca aslında bir uygulamada Harvard'da yine ünlü bir Türk arkadaş Utkan Demirci şimdi Stanford'a geçti. Tıp bölümünde yaptığı çalışma belli hidrojel mikro boyutlardaki hidrojelleri eğer 2 boyutta ya da 3 boyutta birbiriyle değişik hidrojel mikrojelleri eğer üretirseniz assemble ederseniz değişik dokular yaratabiliyorsunuz. Onunla yaptığımız bir ortak çalışma geçen yıl basıldı. Bizim robotlar çok farklı jelleri, farklı malzemelerden yapılmış ve farklı şekildeki hidrojelleri, mikrojelleri çok kolay sıvı içerisinde assemble edebiliyor, manipüle edebiliyor. Ve dolayısıyla bunları çok değişik boyutlarda ve değişik şekillerde bir araya getirerek yeni doku örnekleri yaratma gibi devrimsel bir yöntem geliştirebildik. Bu Türkler arasında yapılan hem kolaborasyon örneği hem de değişik alanlarda tıpla, robot, mikrobotların birleştirmesi de yeni bir teknoloji gelişme örneği aynı zamanda. Bunlarda hepsini yaptığımız, yani dokunarak, parçaları birbirine iterek yapıştırıyoruz. Yeni bir yöntem ayrıca geliştirdiğimiz, yine küçük boyutların fiziği olarak, mesela sıvı içinde hareket ettiğiniz zaman robot olarak hareket ettiğinizde gördüğünüz gibi sürükleme kuvvetlerinden dolayı diğer o nesneye değmeden de hareket ettirebiliyorsunuz. Neden? Çünkü yine dediğim gibi sanki bal içindesiniz, hareketiniz sıvıyı da hareket ettiriyor ve o sıvının hareket alanı gerçekten büyük oluyor. Ne kadar küçükseniz o kadar büyük oluyor. Ve böylece ben bu cisme hiç dokunmadan hareket ettirebiliyorum. Bu da çok önemli bir yöntem çünkü burada daha da ilerleterek bunu, eğer bunu küresel bir robot olarak geliştirirseniz ve yüzey üzerinde bunu bir şekilde döndürebilirseniz, objeyi hiç değmeden tutuyorsunuz ve etrafınızda yörüngede taşıyarak herhangi bir noktaya götürüp bırakabiliyorsunuz. Bunu yapmak çok dediğim gibi yeni bir yöntem. Bu tamamen küçük boyutlardaki akışkanlar mekaniğinden dolayı yapılabilen
dinamik bir yöntem. Ve tabii bunun olmasının büyük nedeni de yüzeyde olmanız. Çünkü yüzeyde eğer dönerseniz sıvı geliyor ama yüzeyden dolayı öyle bir yörünge yapıyor ki bu cismi etrafında tutabiliyor. Mesela bunu kullanarak, uygulama olarak biyoteknolojide çok hassas olan hücreler var. Bunları bir yerden bir yere taşırken hiç dokunmamanız gerekiyor. Bu robotla gördüğünüz gibi hücreyi tutuyoruz ama hiç bir şekilde değmiyoruz. Değmeden bu hücreyi başka bir noktaya götürüp bırakabiliyoruz. Bu insan hücresi ve çok hassas bir hücre olduğu için hiç artık dokunmadan manipülasyon yapmamız mümkün hale geldi. Son örnek olarak da şimdi bu robotlar hepsi yüzey üzerinde hareket ediyorlar. Yüzey üzerinde yuvarlanıyorlar ya da kayıyorlardı. Fakat tabii ki insan için de ameliyat yapmak istiyorsanız aynı zamanda yüzmeniz de lazım 3 boyutta. Bunun yöntemi de bakarsanız bu bakterilerde olduğu gibi vücudunuz manyetik olabiliyor ama kuyruk lazım. Bu kuyrukların da değişik şekilleri ve değişik elastik özellikleri var. Mesela bu bakterilerde genelde elastik şeyler var, kuyruklar var ve bu helix şeklinde. Ama bizim bulduğumuz yeni yöntemde helix yapmadan düz yapıyoruz. Ama elastik ve yumuşak bir malzemeden yapıyoruz. Gördüğünüz gibi vücudu dönmeye başladıktan sonra bu kuyruklar kendiliğinden eğiliyorlar. Çünkü elastik kuvvetlerden dolayı. Ve böylece çok etkili bir şekilde robotu yüzdürebiliyorlar. Yeni başka bir tane daha yüzen robotta. Bu sefer yine elastik bir şey alıyoruz. Gördüğünüz şekilde dikdörtgen bir elastik rubber alıyoruz. İçinde manyetik malzemeler var. Bunları bir şekilde manyetize ettiğiniz zaman bir şekilde şöyle yani uçan halı gibi düşünürseniz manyetik alanı döndürdüğünüzde bu eğilme hareketleri yaparak bu çok güzel bir fluidik akışkansal propulsiyon yaratabiliyor ve robotu yüzdürebiliyor. Bu da tamamen manyetik kontrolle yapabildiğimiz yeni bir yöntem. Yumuşak olduğu için de hiçbir zaman tehlike yaratacak bir şey yok, özelliği yok insan içinde herhangi bir yere çarptığında. Uyguladığı kuvvet neredeyse hiç kayda değer değil. Toparlamak gerekirse, gösterdiğim örneklerden umarım ilk olarak bahsetmek istediğim nokta, yeni malzemeler ve akıllı malzemeler dediğim gibi, özellikle küçük robotlarda ya da özellikle daha ileri robotlarda çok daha büyük yararlar sağlayabiliyor. Yani bakarsanız o yüzden malzeme teknolojisi her zaman ilerlemek zorunda ve her zaman robotlar yeni malzemeler kullanmak zorunda. İkinci olarak da doğaya bakarak dediğim gibi bir sürü robot hareketleri ya da hayvan hareketlerine bakarak yeni robotlar üretip bunları hayvanlar gibi çok karışık ve karmaşık ve komplike çevrelerde çalıştırabilecek robotlar haline dönüştürmemiz mümkün. İşin ilginci de bunları yaparken hayvanlardan öğrenirken aslında hayvanları da daha iyi anlıyoruz. Yani bu yaptığımız robotlar da aslında o hayvanların nasıl çalıştığını, nasıl uçtuğunu, nasıl duvara tırmandığını, nasıl su yüzünde durduğuna dair bize bir sürü daha yeni fiziksel, mekanik ve denetimsel bir sürü yeni bilgiler verdi. Dolayısıyla biz bilimsel olarak bir sürü yeni katkıda bulunabiliyoruz. Ayrıca size değişik kapsül boyutunda olan ya da daha da küçük robotlar gösterdim. Kapsül olan boyuttaki robotlar bahsettiğim gibi kliniksel olarak yakın zamanda kullanılmaya başlayacaklar. Ama manyetik olanlar ya da bakteriyle hareket ettiren robotlar daha çok temel araştırma konuları ve onlarca yıl sonra gerçekten hastanelerde kullanılacak hale gelecek. Ama onlar ne zaman kullanılacak hale geldiği zaman iyi haber. Tıbbi olarak çok şu ana kadar giremediğimiz insan için o kadar çok yer var ki ya da ancak keserek girebildiğimiz yerler. Oralara mesela beyinde mesela o kadar çok bölge var ki hatta keserek bile giremiyorsunuz çünkü kesinlikle insan ölüyor. Dolayısıyla bu yeni robotlarla, küçük robotlarla şu ana kadar erişilmesi mümkün olmayan yerlere girerek insanda çok daha iyi tıbbi tedavi yöntemleri geliştirmek en büyük amacımız. Ekibim, Amerika'daki ekibim bu. Görünce büyük bir ekip ve çok internasyonel. Tabii bir sürü Türk öğrencim de oldu ve hala var. Almanya'daki ekibim daha da büyük ve hatta daha da büyüyecek. Ve dediğim gibi yakınlaştığımız için eğer ziyaret etmek isterseniz öğrenci olarak ya da fakülte olarak ve aynı zamanda ortak çalışma yapmak tabii çok önemli ve çok eğlenceli. O yüzden her zaman bağlantı içinde olup umarım yakın zamanlarda İTÜ ile de ortak çalışma yapmaya başlayacağız. Teşekkür ediyorum.
soruları olan, hiç çok detay vermedim, yorumları olan arkadaşlar varsa seve seve. Çok daha az volümlülükte da çok da üretebilecekleri için çevrenin güvenliği açısından da kullanmaları ama lab olarak yapmıyoruz. Fakat mümkün tabii aynı olacak kullanabiliriz. O güzel bir nokta. Çok güzel bir koşu. Başka türlü mikroorganizmaların başka türlü kulüpleri var. Benim tek kulüpleri iyi gelir. Bu gösterdiğim en sondaki güzel robot gibi spermde de olan kuyruk, bu undulation denen periyodik hareketleri yaparak traveling denen hareket eden bir dalgayla böyle ileri itebiliyorsunuz dediğiniz gibi. Eğer milimetre boyutundasınız ve daha 100 mikronlar ve milimetre boyutuna geldiği zaman çok hızlı bir yöntem. Ama bakteri 1 mikron boyutunda çok çok daha küçük. O zaman bu dönen helix şeklinde olan kuyruk çok daha etkili bir yöntem. Dolayısıyla robotun boyutu bahsettiğim gibi balina örneğinde tabii çok ekstrem bir örnek. Çok fark ediyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi biz aslında bu undulation denen ya da vücutta, çünkü vücudunuz da bu dalgalar, balıklarda vücut böyle dalgalar çok hızlı bir şekilde hareket ediyorsunuz. O yüzden örnek olarak size biraz boyut büyük ama çok daha küçük üretebiliriz onları. Güzel bir nokta. Deniz gibi bir tane çözüm yok. Doğanın şeyi de o. Sırrı da o. Yani her zaman farklı bir yöntem kurmuş. İnsanlar sanki her zaman en iyi bir yöntem. O dediğim gibi bir yöntem. Her zaman çok yöntem var. Bunlardan birisi belirli bir spesifik programda iyi çalışıyor. Ama birisi başka durumda daha iyi çalışıyor. Ya da bazen aynı sorunu çözebilecek tabii ki birden fazla yöntem oluyor. Dolayısıyla optimizasyona göre, enerji optimizasyonu mu yapıyorsunuz, hız optimizasyonu mu yapıyorsunuz, ona göre bazı metodlar birbirinden daha farklı ve daha iyi olabiliyor. O yüzden Allah'ın farklı bir şey var. Nokta. Sizin sorunuzu aldı güzel. Tamam. Bahsettiğiniz tedaviler yapabilecek robotlar şu an temel araştırma kurumları
Bildiğiniz gibi tıbbi teknolojilerde temel kuruluna başlıyorsunuz, ilerletiyorsunuz, patikler, hayvanlar içerisinde önce çalıştığını gösteriyorsunuz, ondan sonra insana doğru güvenli bir şekilde çalıştığını ispatladıktan sonra da gerçekten hastanelerde kullanabiliyor. Bunlar hazır olan teknoloji için bile 10 yıl. Eğer diyelim ki bir teknoloji var, insan içinde koyabiliyorsunuz ve çalıştığından kesin eminsiniz, bunun hastanede uygulanabilir hale gelmesi minimum 10 yıl. Çünkü biliyorsunuz güvenlik sorunları olduğu için bir sürü tekrar yapmak gerekiyor. Düşünün ve biz daha hazır değiliz. Yeni yöntemler. En az 20-15 yıl diyebiliriz. O zaman önce başlayacak. Hatta şu an aslında kateterlerde ucuna manyetik malzeme kullanarak kateteri aktif olarak doktorlar şu an kalp cerrahisinde kullanmaya başladılar. Ve bunlar ürün olarak, yani ticari ürün olarak yeni, tabii küçük şirketler bunları yaptı. Mümkün hale gelebildi ama kablosuz olan robotlar en az 15 yıl diyorum. Ama 15-20 yıl içerisinde bu örneklerini yavaş yavaş hastanelerde görebilmeye başlayacağız. O yüzden umarım yaşam sürem süresinde bunları gerçekten göstermemiz mümkün hale gelecek. Kapsül projesi 10 yıl sürdü ki hayvanlar içerisinde koyunca test yaptığı hale geldiği için ki tahmin edilen bu projeler kesinlikle çok emek ve zaman isteyen şeyler. O yüzden Türkiye'de maalesef uzun vadeli projeler çok fazla kolay desteklenmiyor. Yani yurt dışının büyük avantajı, ileride çok etki edecek projeler kısa projeler olamıyor. Çünkü kısa projeler herkes zaten demek ki kolayca yapabilir. Yani zor olan yeni teknolojiler her zaman çok uzun süre maddi olarak da çok zaman gerekiyor ama ödülü de en son tabii çok daha fazla olur. Bir soruda gelince de akıllı malzemelerin küçük robotlar özellikle bahsettiğiniz gibi kullanmak çok önemli çünkü alan çok küçük olduğu için ne kadar malzeme çok fonksiyona sahipse ve ne kadar akıllıysa dediğimiz göre ya da fonksiyon çok daha iyi oluyor. Dolayısıyla yeni malzemelerin malzemelerinde olan malzemelerinde kullanılan robotlarda ya da komponent haline getirerek onları etkili ve daha muhtemelen ya da hafif gibi değişik özelliklerini artırıyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Bunun geleceği de tabii ki çok daha ilerliyor. Daha akıllı gerekiyor. Şu anki fonksiyonlar bizde yani daha düzeyde. Ama mesela hem hareket ettirip hem aynı malzeme piyotun malzemeleri mesela ya da başka akıllı malzemelerle hem algılayıp aynı malzemeyle hem hareket ettirip hem de yapısı olarak kullanmak gibi yöntemler ileride robotları küçülüp daha da fonksiyonlar yarısını sağlayacak. Bakarsanız robotlara aslında büyük robotlarda bile fonksiyonlar çok kısıtlı. Çünkü malzemelerin bir fonksiyonlar çok minimal düzeyde. Deri yapmaya çalışıyoruz. Robotlara deri yapmaya çalışıyoruz. Bu mesela bizim deri noktaları deri sistem ki hem algılayıcılar var hem sinir kontrolü yönetim yani ter veriyor yani çok fazla fonksiyon yapabiliyor çünkü deri bir bağlı. Bunlar gelecek maddeyle
araştırmak üzere. Dolayısıyla İnternetsizler bir şekilde çalışmak lazım bu malzemeler konusunda. İkinci sorunuz, nereye gidecek? Yani soruyor. Her zaman yaratıcı fikirlerle nereye gideceği business örneği. Yani evler örneği yeni de gideceği yer bizim kadar komplike, toplumda sahip malzemeler. Yani çünkü şu an yumuşak malzemeler de bu arada çok önemli konu haline geldi. Çünkü tam böyle ilerlemiş yumuşak ve sert malzemeler gelecekte çok daha önemli. Robotlar yumuşaklaşacak. Çünkü robotlar imajı herkese böyle çok sert hareket eden böyle kasık robotlar aslında öyle olacak. Gerçek doğal yaptığı, hayvanların yaptığı gibi doğal hayvanlara sahip olan yumuşak özellikleri olan robot sistemleri oluşturmaya başlayacak. Tabii yani bu çok değişik yöntemler var. Şimdi gidişat bizim düzgün kontrol ediniz yani. Merkezi kontrol var değil mi? Mesela bir insan ama bir şekilde refleksiyon aslında kendini lokal olarak kontrol ediyor. Dolayısıyla hibrit dediğimiz hem merkezi olarak kontrol edecekler. Çünkü merkez olarak mesela kolumdan böyle hareket etmek istediğimde bunu bana merkez olarak beyin söyleyebilecek. Ama herhangi bir reflekste de burada lokal olarak bir kontrol çipiyle aynı zamanda da bir tepki verebilmemiz lazım. Ona doğru gidiyoruz yani ama çok daha yol var. Çok güzel bir nokta bahsettiniz. Dediğiniz gibi insan içine koyduğunuz her türlü malzeme, robot olsun ya da sırf bir malzeme olarak insan yani baş sistemi ve hatta bir değişik tepki gösteriyorlar. Dolayısıyla seçtiğimiz malzemeler, polimerik malzemeler özellikle şans eseri değil ama bilinçli olarak, mühendislikli olarak hücrelere biocompatible dediğimiz, yani zarar vermeyecek şekilde malzemeler seçiyoruz. Ama yine de yani bu şey demek değil ki bağışıklık sistemi size saldırmayacak. Çünkü bağışıklık sistemi ne zaman yabancı bir madde gördüğü zaman tepki olarak hemen orada yoğunlaşıp zarar şey yapabiliyor, malzemenizi değiştirebiliyor. Dolayısıyla şu an Almanya'daki durumunda 3-4 tane sırf bütün konularda çalışan eleman aldık. Robotun yüzeyini doğru malzemelerle kapladığınız zaman şeyin bağışıklık sisteminin tepkisine neden olmayacak. Ya da vücuda hiçbir şekilde zarar vermeyecek, toksik anlamda bir zarar vermeyecek malzemelerle kapladığımız zaman robotla kendisini onu yaptıktan sonra herhangi bir sorun olmayacak. Şu an insan içinde mesela bir sürü biliyorsunuz eğer protez yaptırırsanız insan içinde çalışan bir sürü sentetik malzeme uzun süre durabiliyor. Dolayısıyla yine doğru malzemeyi seçme ve doğru yüzey kaplamasını seçme yöntemleriyle bunu sağlamak mümkün. Ama kolay çözümleri yok zaman. O yüzden o konuda yeni malzemeler geliştiriyoruz. Yeni kaplama yöntemleri ve yeni kaplama şeyleri geliştiriyoruz. Hayır, Avrupa'da çok sert. Hatta hayvanlar üzerinde çalışmak bile şu an çok uğraştığım konu. Şu an fareler üzerinde çalışmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bir öyle bir tesis kurduk. Farelerle başlıyoruz. Daha büyük hayvanlar geçecek. Sonra insanlar dediğim gibi bir sürü güvenlik sorunundan dolayı ve sorunlardan dolayı insanlara gelmeden önce çok fazla test yapmak gerekiyor. Ön çalışma yapmak gerekiyor. Bu çok zaman alıyor. O yüzden tıbbi teknolojiler maalesef çok daha normalden 5-10 yıl daha fazla zaman alıp gerçek hayata gelmeleri daha zor olan teknolojiler. Ama dediğim gibi hedefimiz küçük hayvanlarla başlayıp 10 yıl içerisinde farelerde gösterip her şeyi çalıştırıp anlattık bir olarak. Sonra da orada ispattan sonra insan içine direkt gitmemiz mümkün. Fakültesini ortak çalışıyoruz Almanya'da. Onlarla ortak sonuçta deney yapacağız en son.
Peki, başka sorusu olan, yorumlar var mı? Yoksa teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Sayın Profesör Doktor Metin Sitti'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşekkür belgesini vermek üzere İTÜ Makine Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Alaaddin Alpacı'yı sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyor ve Üzeyir Garip dinlenme salonumuzdaki kokteyle sizleri davet ediyoruz.